Boş kar servis iyi ki çünkü aracım garanti kapsamında. Hafta sonuna derbiyle devam ediyoruz. Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı ve ağır bir mağlubiyet yaşadı. Bu mağlubiyette tabii ki yani birçok konu var ama bence en çarpıcı olanı Rıza Hocanın Necip tercihiydi. Ve Necibi de Şimanski için oynattığı çok belliydi. Yani Şimanski'nin son haftalardaki daha doğrusu sezon başından beri yarattığı dominasyon, gol sayısı, etkinliği sebebiyle Şimanski ile Necibi birebir oynattı Rıza Hoca. Fakat bu birebir oyun sürekli defansif bir hamleydi. Yani sürekli rakibe karşı bir korunma bir savunma hamlesiydi ve maç boyunca da Beşiktaş sürekli savunan taraf oldu. Hatta maç hadi başlangıç planı olarak kabul edilebilir. Şimanski çok formda. Onu durdurmak için böyle bir tercih yapmış olabilir. Amir Aziz Ahmetoviç de normalde o pozisyonda oynayan oyuncu da Ankara gücü maçında kötüydü. Golde de e, pas hatası vardı. E, düşüşteydi. Tamam hepsi okey. Fakat maç 2-1 olmuşken bile ve Fenerbahçe akın akın geliyorken bile ve son 15-20 dakikaya gelinmişken bile hala Necip'in çıkıp da bir Amir'in falan girmemesi artık topu almaya çalışan bir Beşiktaş'ın ve hücum etmeye çalışan bir Beşiktaş'ın olmayışı gerçekten çok çarpıcıydı ve büyük bir hayal kırıklığıydı Rıza Hoca için. Yani böyle çok ağır konuşmak istemiyorum ama Rıza Hoca gerçekten Beşiktaş'a bir Anadolu takımı muamelesi yaptı. Çünkü derbi oynuyorken ve taraftarınız sizin arkanızdayken siz formsuz da olsanız rakibinizden daha düşük kaliteye sahip de olsanız sizin taraftarın gücüyle birlikte o Serdar Elçelikler söylüyor işte hahu ile birlikte derbilerde avantajı elde etme şansınız var. Çünkü derbiler bu. Hakikaten hani skoru belli olmaz denir ya derbilerin. En kötü takım, en formsuz ee, derbi tarafı, en formda olanı yenebiliyor. Çok kez e, tanık olduğumuz bir şey. Fakat siz iki stoperin önüne Necip gibi hiç hücuma çıkmayan, hiç hücum istatistiği olmayan, hiç takımı öne çıkaramayan bir oyuncuyu koyarsanız sürekli rakibi beklemiş oluyorsunuz ve Fenerbahçe beklendiği zaman yani kendi yara alanında kabul edildiği zaman ligin en etkili set oyunu takımı zaten. Yani Rıza Hoca kendi eliyle Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürdü. Böyle çok güzel tereyağında balını da sürdü ve Fenerbahçe'de Beşiktaş'ı yedi. Ama Rıza Hoca sağladı bunu yani. Çünkü diyorum yani formsuz Amir'le bile başlansa en azından Beşiktaş'ta bir şey oynamaya çalışırdı. Fenerbahçe'de oyunu oynamaya çalışırdı. Karşılıklı atakların ve gollerin olabileceği bir maç olurdu. Daha ortada olurdu maç. Gitgeli olurdu. Yine kaliteli ayaklarıyla Fenerbahçe kazanmaya daha yakın olurdu belki. Ama Beşiktaş'ın da özellikle ikinci yarıda en azından 3-4 tane pozisyonu olabilirdi. 2-1 mağlupken mesela atıyorum. Son 20-25 dakika 2-3 tane pozisyonu olabilirdi. Fakat Rıza Hoca maalesef tekrar söylüyorum Beşiktaş'a bir Anadolu takım muamelesi yaptı. Çok uzun süredir Anadolu takımlarında çalıştığı için olabilir Rıza Hoca. İşte Sivaslar, Mersinler vesaireler. İşte en son yaklaşık 20 yıl önce Beşiktaş çalıştırmıştı. 20 yıllık işte 18-19 yıllık bir aranın ardından tekrar büyük takım çalıştırıyor ve Beşiktaş'a kendi sahasında dervi oynayan bir takıma e, bu şekilde kapalı bir oyunu e, uygulattı. Ve mağlubiyete zemini bence Rıza Hoca hazırladı. Yine kaybedebilirdi dediğim gibi ama bu kadar sürkülesi olup bu kadar mağlubiyeti baştan kabullenmiş bir Beşiktaş izlemezdik bence bir orta saha oyuncusu olsaydı Necip yerine. Necip zaten son yıllarında fazlasıyla stoperleşmiş bir oyuncu. Futbola orta saha olarak başlamış olması çok önemli değil. Son 3-4 yılında atletizmini kaybeden, hızın, çabukluğunu kaybeden, ağırlaşan bir oyuncu Necip ve tamamen artık bir çapaya dönüşmüş durumda. Yani öne Teknik olarak zaten gençken de gidemiyordu ama fizik olarak gidebiliyordu öne. Önde baskıyı öne taşıyabiliyordu. Şimdi baskıyı da öne taşıyamadı. Sürekli stoperlerin arasında durdu. Ve hakem 4-5 tane faal yapmış olmasına rağmen Necip e, faal fazlalığından, kasten atakları durdurma, Yugoslav faallerinin fazlalığından sarı kart vermedi. E, Fenerbahçe için bu zorlaştırıcı bir durumdu. İlk yarının sonunda 4-5 tane faal yapmıştı Necip. İlk yarıda bir sarı kartla bitirmiş olsa ilk yarıyı ikinci yarıda bu kadar yine rahat oynayamazdı. Yani Fener bütün hakemlerimiz Türkiye'de bu arada Yugoslav faaline izin veriyor. Yani bu mesela Fenerbahçe Trabzon derbisinde de oldu. İşte e, onu Açu yine bir sürü faal yaptı. Ona da e, faal fazlalığından sarı kart verilmedi. Faal fazlalığından sarı kart Türkiye'de nedense verilmiyor. Ama bu söylenen bir şey yani. Bir oyuncu maçı bozmak için devamlı faal yapıyorsa ona sarı kart verilmesi ve hani uyarılması gerekiyor ki bir daha bir daha yapamazsın. Şimanski durdurmak için böyle bir plan yapıldı fakat Şimanski durdurulamadı. Yani <laughs> bu da hani hani sen kendini durduruyorsun. Hücumda eksik hücum ediyorsun. Ben Anadolu takımı gibi oynayacağım. Fenerbahçe'yi durduracağım. Hani beraberliğe çıkıyorsun ve onun için yaptığım planda bir stoper gibi olan Necip'i rakibin en etkili hücum silahlarından Şimanski ile birebir eşleştiriyorsun. Hani bari sonuç alsan. Çünkü bütün takımı bozuyorsun ama bari en azından Şimanski'yi durdur. Ama Şimanski gerçekten çok etkili ve durdurulamadı. E, i̇statistiklerini çıkardım. Çok çarpıcı istatistikler. E, özellikle 5 kilit pas. 44 kez topla buluşuyor. Aslında yine Ceko'dan daha az topla buluşmuş Şimanski. E, Ceko'nun 51 topla buluşması var ve Ceko böyle 40'ın üzerinde topla buluştuğu her maçta bir sürkülese ediyor zaten rakip stoperleri. Bu maçta da aynısı oldu. Ee, Şimanski 44 kez buluşmasına rağmen işte bir golü olan iki şut, 5 kilit pas, iki tane isabetli ortası, uzun pası, hava topu, top kapması, pas gezmesi ee, çok iyi bir maç ve çok güzel bir golle de taçlandırmış oldu. Ee, Şimanski derbinin kilit iki ismiydi. Necip Şimanski eşleşmesi. Necip'in ne bir şutu var, ne bir kilit pası var, ne bir rakip yarı alanda aksiyonu var. Birebir eşleşmede Kantar'ın topuzunu Fenerbahçe tarafına kaydıran eşleşme bu oldu Şimdi az değinmişken Cekoya da bir parantez açmak lazım. Bu maçtan önce hafta önünde derbiden önce konuşurken Ceko'nun damga vurmasını beklediğimi söylemiştim ama bu hani çok çok beklenen bir şey böyle e, gerçekleşecek olan şeyin önceden hani bilinip de söylenmesi gibi bir şey bence hani bunu Icardi karşısında da olduğunu söylemiştik zaten üst düzey ligde çok üst düzey Ceko ve Icardi gibi iki center var ve bunlar derbi oynadığında rakibin özellikle Beşiktaş'ın savunması bu kadar kötüyken bu maçlara damga vurması beklenen bir durum oluyor. Ben hep bizim ligimiz için, Süper Lig için center coşturma ligi tabirini kullanırım. Hani bu Ceko ve Icardi zaten çok kaliteli center forlar. Bunlar herhalde yukarıda coşardı. Kaliteli stoperlerimiz olsa da coşardı ama bizim lige gelen artık böyle fizik kalitesini yitirmiş, koşamayan, mücadele gücü azalmış, yürüyerek oynayan oyuncular bile 15-20 tane gol atabiliyor. Geçmişte de oldu, şimdi de oluyor. Abu Bakar mesela örneklerinden bir tanesi. Arabistan'dan, Arabistan'a gidiyor. Orada fizik olarak hani eski hızından, çabukluğundan, dayanıklılığından, dinamizminden çok şey kaybediyor. Geliyor ama kalitesi duruyor tabii. Geliyor burada bizim Kaan'ı gibi stoperlerin arasında yavaşladı anlaşılmıyor zaten. Yine damgasını Vuruyor oynadığı zaman. Saç ektiriyor, dönüyor, tekrar gol atıyor. Mesela şimdi oynatsanız gene atar yani şu halde bile. Öncesinde atıyordu. Başka golcüler de atıyor. Tabi bu eskiden Anadolu takımlarının seviyesinde çok çıkardı. Anadolu takımları bütün paranın, böyle bütçenin e, onda 8'ini, onda 9'unu forvetlere harcardı. Stoperlere kim varsa Ahmet Mehmet oynasın derlerdi. Veya 3 kuruş para kalmışsa işte Arnavutluk'tan, işte Bosnersek'ten stoperleri falan getiriyorlardı. Şimdi maalesef büyüklere de yansıdı işte geçen seneki Samet transferi bir de ama büyükler çok para harcayıp da yapıyor yani 4 milyon euroya Samet ee, şey e, Beyli'ye dünyanın parası Amartya'ya dünyanın parası ve Beyli Amart ikilisi şov yaptılar yine derbide derbide bu kadar hani şeyde e, konuşulacak çok şey var bütün gollerde savunma hataları yine stoper hataları ön plana çıkıyor. Bu arada Ciku transferi mesela şu son seyretlerimden farklı. Ciku da hata yaptı. Golde hatası var ama Ciku'nun bu gole kadar böyle bir hatası yok ve çok iyi bir performansı var ve uzun bir sakatlık döneminden döndükten sonra ilk maçının çok e, önemli bir maç olması ve derbi olması ve deplasman olması bu hatayı beraberinde getiren faktörlerdendi. O yüzden Ciku'ya bir şey demek istemiyorum ve Ciku e, Fransa Ligi'nin orta alt sıra takımlarından bir tanesinden alınmış olması bakımından uygun maliyetle gelmiş olması bakımından, iyi scout edilerek alınmış olması bakımından son yıllarda Süper Lig'de yapılmayan doğru stoper transferlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz Marcao da Portekiz Ligi'nin son sıralarındaki takımdan gelmişti. İşte Galatasaray aldığını 3-4 katına sattı. Ciku'da benzer bir şey var. Bekao aynı şekilde bence. İşte Udinese'den İtalya Ligi'nin orta altı sıra takımları olmasına rağmen hani iyi araştırılmış, iyi bulunmuş transfer. Bu sene Fenerbahçe'de Ciku Bekal transferinin iyi olduğunu düşünüyorum ama geçen seneden kalan Samet'in yansıması. Tamam Ciku bir hata yaptı. Kaptırdı topu Cenk'e. Hazır değil. Belki o şeyi ayarlayamadı koordinasyonunu. Ama yani Samet orada birebir gidiyorsun Cenk'le. Cenk zaten çaprazda Livakovic gibi iyi bir kaleci var karşıda. Zaten hani sen de sıkıştırmışsın rakibini. Yani Cenk oradan vuracaksa vuracak artık. Yani orada atlama artık. Vuracaksa vursun. Çünkü çapraz, sıkıştırmışsın. Kalede de Livakovic duruyor. Aç, doğru açısını ayarlamış. Çok açılmamış. Aşırtma yemez. Hani dibine kadar gitse bir tipleme yapsa aşırtma yiyebilir. Gitmemiş oraya. Beklemiş. Oradan Cenk vursun. Ee, Livakovic büyük ihtimalle kurtarma ihtimali yarı yarayadan fazla. Onu riske edebilirsin artık. Şutu riske edebilirsin. Sen yapmışsın yapacağını. Cenk de şutla gol atmanın daha düşük bir ihtimal olduğunu bildiği için şut gösterip seni hemen çalımlıyor. Yani o artık o çalımı bekle yani. Şut çekse çeksin. Çekmiyorsa o topu senin tarafına doğru çalım olarak çekeceği, merkeze doğru çekeceği belli. Ve sana doğru çektiği zaman da sen doğru dursan çok kolay bir şekilde uzaklaştırırsın. Gidip penaltı yapmazsın yani. O hata, Samet'in hatası büyük bir hata. Cikun'unki de öyle ama Samet'inki de öyle. E, stoperlerin, Beşiktaş'ın stoperlerini zaten saymıyorum. Beşiktaşlılar e, illallah etmiş durumda. E, yani bu derbiyede stoperlerin damga vurmuş olması şey. E, dikkat çekici ama Ceko e, 51 kez topla buluşuyor. Attığı gol dışında bir sürü gol pozisyonu var. E, sağa sola depresi olması, takım arkadaşlarına açtığı alanlar falan hep konuşuyoruz. Her hafta konuşuyoruz. Bu maçta da derbide de kalitesini göstermiş olduğu diyelim. Son olarak Fenerbahçe'nin sol tarafına değinelim. Galatasaray sağından çok etkili geliyor. Ve sağından gelip işte biraz solundan bitirdi bu Adana Demir maçında. İki takım da çok benzer maçlar oynadı bu hafta sonunda. Yani Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanda 3-1 yendi. Sürklese etti. Galatasaray da kendi sahasında Adana Demir 3-1 yendi. Sürklese etti. Fakat son dakikalara kadar maç 2-1'di. Sürklese etmiş olmasına rağmen maçı koparamamak iki tarafında çok gol kaçırması bir öz sebebi olabilir. Bir de sene başından beri söylediğimiz Galatasaray Fenerbahçe mi çok iyi yoksa rakiplerimin çok kötü maçlarından bir tanesi oldu. Bence Galatasaray Fenerbahçe oldukça iyi yani son yıllara göre kendi seviyelerinin üzerindeler. Bu Avrupa performanslarına da yansıyor bence. Ee, ama rakipler de kötü o yüzden de böyle bir makas açıldı e, Süper Lig'de. Burada Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki fark Fenerbahçe solundan hazırlıyor ve sağından İrfanla. Ceko ile bitiriyor sağ taraftan. Soldan geliyor sağdan bitiyor. İrfan'ın işte en skorer sezonlarından bir tanesini geçirmesi de Şimanski de aynı şekilde. E, bu sayede oluyor. Galatasaray'da sağdan işte Saşa Boy falan hazırlıyor. Bu hafta zaten hem Saşa Boy'un performansı hem Ferdi'nin performansı çok iyiydi. Şimdi soldan hazırlarken tabi e, karşıda Muleka gibi bir oyuncunun olması da burada mesela Rıza Hoca'yı eleştiremeyeceğim. Çünkü kimi koysanız yok yani. Gezal zaten sakat yok. Rashid sakat yok. Üçüncü bir alternatif olarak en azından fizik gücü olan Ferdi ile birlikte git gel yapabilmesini istediği Mulekayı kullandı. Yoksa orada Gezal'ı kullansa Ferdi buradan o yani o zaman e, Hallaç Pamuğu gibi atardı burayı. Üç, belki 3-4 tane asist yapardı. E, farka götürürdü buradan işi. Gezal çünkü takip edemezdi. Muleka da garibim takip ediyor ama bir forvet oyuncusu olduğu için savunma pas açılarını falan nasıl kapatacağını hiç bilmiyor. Hem ilk golde Ferdi'ye pası geçiriyor. Hem Ferdi topu aldıktan sonra Tadiç'i pası kapatamıyor falan. Yani Ferdi'yi durdurabilmek için hem Ferdi gibi büyük bir dayanıklılığa sahip olmak lazım. Onunla birlikte 10 kere 15 kere git gel yapıyor olabilmek lazım. Çok git gel yapan bir oyuncu. Çok dayanıklı bir oyuncu. Hem de o yetmiyor. Ferdi gibi zeki de olmak lazım. Ferdi, Ferdi mental olarak da çok kuvvetli. Pas açılarını görüyor. Tadiç'in ilişkiyi çok iyi kuruyor pas kanallarını buluyor. Bazen iç koşu atıyor. Yani buradaki Ferdi'nin tarafında oynayan sağ kanadın sadece fizikliği ve savunma yardımının olması yetmiyor. Aynı zamanda savunma aklının da kuvvetli olması gerekiyor Ferdi'yi durdurabilmek için. Bu da çok zor bir şey. Çok zor olduğu için de Ferdi her haftaya zaten damgasını vuruyor. Tadiç de tabii ki ona çok güzel e, opsiyon oluyor. Çok güzel ataklarda organizasyon yaratıyor. Bu taraftan Fenerbahçe yine rakibini sürklese ettiği bir maç oynadı. Ferdi de bence maçın adamıydı. Bunu da ayrıca söylemek istedim. Son olarak Anadolu takımlarına da biraz değinelim. Trabzonspor Gaziantep deplasmanında net bir galibiyet aldı. Biraz daha üste çıktılar. Üçüncü sırada Kayseri var o da kazandı ama bence kadro kalitesiyle ve Abdullah Hoca'nın bazı oyuncuları biliyor olmasından dolayı, takımı tanıyor olmasından dolayı işte şampiyonluk da kazanmış, camiayı da biliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı bence e, Abdullah Hoca ligi ilk üçte bitirir. Yani Kayseri, Beşiktaş, Adana Demir vesaire diğer rakiplerine baktığım zaman Trabzonspor'un daha kaliteli ve daha oturmuş bir kadrosu olduğu gözüküyor. Gaziantep maçında da e, Edil Misce çok etkiliydi. Yani asist yapamadı şanssızlığı ama 4 tane tam 4 tane e, takım arkadaşlarını al da at dediği böyle alınlarını ortaya attı yani kafasına da değil böyle direkt aldığına topu indirdiği ortalar var. Çok güzel ortalar. Onlardan karambollerden gol çıktı yani. Onu aç vuruyor, rakipten dönüyor, Trezeguet tamamlıyor falan. Asist yazılmadı ama Visca gerçekten çok etkiliydi. Bu haftanın en etkili oyuncularından bir tanesiydi. E şimdi onu açu Cornelius'a benzeyen stilde. hocanın sistemine uyacak bir santrfor. Direkt o aldırmamış olsa bile onun direkt istediği tipte bir santrfor. O var bir kere. Trezege solda var. Sağda Visca var. Merkez orta sahada 4-3-3 oynatıyor hoca. Hem Abdülkadir Ömür sağ içte hem sol içte Bakasetas. Bu hücum beş, beşlisi hocanın bildiği oyuncular. Mendi çok onun tarzında bir altı numara değil. O yüzden Berat'ı daha çok tercih ediyor. Ee, ama Berat da onun takımında yedek falandı. Bence bir altı numara aldıracak. Kurbelis'i de çok tutmadı herhalde. Onu da çok kullanmıyor. Belki Kurbelis'i gönderip bir tane iyi bir altı numara daha böyle oyun kuruculuğu iyi olan ama kesiciliği de iyi olan bir altı numara aldırabilir diye düşünüyorum. Mendy de stoperde fena değildi. Belki stoperde devam edebilir Mendy. Potansiyelli yüksek bir oyuncu. Fiziği itibariyle de stoper oynamaya yatkın bir oyuncu bence. Bir sabeke belki biraz ihtiyaçları var. Daha böyle hücumu. Mehmet de iyi gidiyor. Genç potansiyelli bir oyuncu ama hücum kabiliyeti olan, hücumda iş yapabilen bir bekte belki o, e, hocanın isteyeceği oyuncu olabilir ama bir iki tane oyuncu yani. Bir iki oyuncu transferi de gelirse e, Trabzonspor'un hem Türkiye Kupası'nda sona kadar götürebileceğini düşünüyorum. Hem ligi üçüncülüğü alabileceğini düşünüyorum. İyi bir maçtı Gaziantep maçı onlar için. Ve bence yükselişlerini devam ettirecek Trabzonspor. Bu haftanın dikkat çeken bir diğer takımı da Samsun Spor'du. Samsun Spor Beşiktaş maçında da böyle coşkuluydu. Birçok gol kaçırdılar o maçta da. Kaybetmişlerdi. Hatta o maçta da Emre Kılınç'ın böyle 3-4 tane çok net pası vardı. Gollük pası vardı, aldı at dediği. Atamamışlardı. Üzülmüştüm o maç Emre Kılınç için. Çok etkili, istekli oynamıştı. Bir sonraki maç 2 asist yaptı, kazandılar. Ve bu maçta bir gol, bir asistle oynadı Emre Kılınç yine. Yine kazandılar. Emre Kılınç'ı kaptan da yapmışlar. Ee, orada Sansun e, düşme potasından hala sıyrılamadı, kurtulamadı ama e, kazanmaya başladılar. Tempolu, coşkulu oynuyorlar. İzlemesi keyifli bir takım oldu. Ve Gistol'a da buradan bir tebrik göndermem lazım. Çünkü Samsun'da böyle çok geniş bir kadro vardı. 4-5 tane forvet var işte Ercan Karası, Muandil Mancisi, başka sonra transferin son gününde gelen Dimattası falan, Laura'sı var. Bir sürü adam var hangi birini oynatacaksın falan kadroyu oturtmak da zor oluyor. Çok kalabalık kadrolar benim hiç sevdiğim şeyler değil. Buradan iyi bir çözümleme çıkarıyor gibi. Ee, Emre Kılınç'ın performansı gerçekten iyi ve kaptanlığı falan da iyi. Kendisini adıyor yani Samsun'a. O, o güzel. Zaten taraftarlar falan da alkışladı bayağı çıkarken. Bir de çatlı Santrforlarından bahsetmek lazım. Muandil Manci. İsmi de bir zor söylemesi. Ama becerdim neyse ki. Ee, çok güzel goller atıyor. Beşiktaş'a karşı çok güzel bir gol attı. Bu maçta çok güzel ceza sahası dışından böyle hem önünü aldı ondan sonra yarım voleyi çok güzel vurdu. Çok güzel bir gol attı. Hani o gol sezisi var oyuncuda. Fiziği de çok iyi. Ve Çad'ın santraforu yani e, ülkesi de şey e, farklı bulmuşlar tabi Porto bulmuş Porto altyapısından e, Belçika'ya gitmiş Belçika'da da geçen sene 11 golü var yani bi, en üst seviyelikte Belçika A liginde 11 gol zaten hani kalite belli bir kalite gösteriyor yani muhendil Bancı. ve ilk haftalarda biraz böyle tutunamadı falan ama e, sonradan açıldı sonuç 4 maçtır sağlam gidiyor. Böyle de gitmesini bekliyorum. Çünkü fiziği de iyi. Belli bir yetenek de var. Bakalım lige renk katacak bir oyuncuya benziyor Muhandilmanci Umarım böyle devam eder. Hem Emre hem o hem Gistol hem Samsun Spor. Başarıların devamını diliyorum. Samsun Spor gibi taraftarı olan farklı bir e, renk katacak takımlar Süper Lig'de hep olmalı. Umarım düşmezler diyorum ve hafta sonunun sonuna geldik. Ee, tekrar hafta önünde ve hafta sonunda görüşmek üzere. Videoyu beğenip destek olursanız da ayrıca mutlu olurum. Hoşçakalın.